Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere bulgur pilavı eşliğinde kuzu pirzola tarifim var. Çok lezzetli, çok harika bir pilav oluyor. Hemen hazırlama aşamasına geçelim. Bir su bardağı bulgurdan hazırlayacağız. Biber salçası, 4 adet domates, 1 soğan, 2 adet de biberimiz var. Sebzeli olarak hazırlayacağız bulgur pilavını. İlk olarak soğanı rendeliyoruz. Evet, rendelediğimiz soğanı bir tencerenin içine koyuyoruz. İlk olarak pilavı hazırlayacağız arkadaşlar. Sıra geldi biberleri doğramaya. Biberleri de halka halka ince ince doğruyoruz arkadaşlar. Çabuk pişmesi için bu şekilde doğruyoruz. Evet, biberlerimizi de doğradık. Onları da tenceremize koyalım. 4 adet de domatesimiz vardı. Domatesleri de rendeliyoruz. Evet, rendelediğimiz domatesleri de bir tabağın içine koyuyoruz. Şimdi pilavımızı hazırlama aşamasına geçeceğiz arkadaşlar. Evet. Tencerenin içine yarım çay bardağından birazcık fazla sıvı yağ koydum. Ocağı ilk aşamada ocakta kavuruyoruz. Soğanları ve biberleri kavuruyoruz. Üzerine biber salçası ilave ediyoruz. Biraz renkli olması için biber salçası koyuyorum. Domates salçası koymuyorum çünkü domates rendelediğimiz için. Soğanları ve biberleri salça ile birlikte kavurdum. Üzerine rendelemiş olduğumuz domatesleri ilave ediyoruz. Domatesleri de biraz kavurduktan sonra bulguru ilave edeceğiz arkadaşlar. Evet, bir su bardağı bulgurumuz vardı. Bulguru yıkamadan kavuruyoruz. Bulgur yıkanmaz arkadaşlar. Ben bulguru yıkamıyorum. Paketle aldığımız için yıkamıyorum. Evet. İyice yağı içine çekene kadar bulguru kavuruyoruz. Üzerine suyunu ilave ediyoruz. 2 su bardağı su dökeceğiz arkadaşlar. 1 su bardağı bulgura karşılık 2 su bardağı su ilave ediyoruz. Üzerine isteğe bağlı baharatlar atabilirsiniz. Kırmızı pul biber, karabiber. Tamamen size kalmış. Göz ayarda tuz ilave ediyoruz. Evet, şu anda pilavımız hazır demlenmesi için bir kenarda bekliyor. Sıra geldi kuzu pirzolaları hazırlamaya. Pirzolaların üzerine 4 adet pirzolam var. Sıvı yağ döküyorum. Şöyle iyice yağı birbirine karıştırıyorum ve biraz da tuz ilave ediyorum. Dediğim gibi baharatta karabiber kullanabilirsiniz arkadaşlar. Kekik kullanabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ben sadece tuz ve sıvı yağ ile karıştırıyorum. Marine ettiğimiz pirzolaları pişireceğiz. Evet, tavamın içine şöyle biraz peçete ile yağ sürüyorum arkadaşlar. Döküm tavam var benim. Üzerine hazırlamış olduğumuz kuzu pirzolaları koyuyoruz. Biraz böyle bastırıyorum ki içleri de pişsin, çiğ kalmasın. Alt üst kızartıyoruz arkadaşlar. İyice kızardığı zaman pirzolalar hazır olmuş olacaktır. Evet, gördüğünüz gibi nar gibi kızardı şu anda. Arada bir sürekli çevirdim ki her yeri eşit pişsin. Evet, pişen pirzolaları tabağımıza alıyoruz. Bu arada pilavımız da demlendi.
Gördüğünüz gibi mis gibi pilavımız hazır. Şöyle bir tabağın içine dolduracağım, servis tabağına dökeceğim daha sonra. Çok fazla yapmadım ben arkadaşlar. Bir bardaktan hazırladım. Ölçüleri çoğaltabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Şöyle servis tabağının içine ters kapatıyorum tabağı. Ve gördüğünüz gibi pilavı dökmüş oluyoruz. Üzerine de hazırlamış olduğumuz pirzolaları diziyoruz. Bulgur pilavı eşliğinde kuzu pirzolalarımız hazır. Umarım beğenmişsinizdir. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna, kanalıma abone olmadıysanız abone ol tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Daha nice yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyetle kalın.